Sistem Haber Bülteni başlıyor. Bu bültende duyduğunuz bütün efektler ağızla yapılmıştır. Ağızla yapılmıştır. Evet değerli dinleyenler, herkese merhabalar. Haberin merkezi, merkezin haberi, herkesin haberi Adem Haber Bülteni başlıyor. Günün gelişen haberleriyle birlikteyiz. Yok artık. Maç sonu röportajında İngilizcesi biten bir muhabir daha sözü merkezi bıraktı. Teşekkürler Hakan. Evet Malitsi, tebrikler, Galatasaray'ı yendiniz. English. Okay. Thank you. Hakan söz sende. Sözü alan merkezse böyle bir şey mi var diyerek canlı yayında cıngar çıkarttı. Böyle bir şey mi var? Dünyada yeryüzü nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte, oyuncağa çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Böyle bir şey mi var? Cıngar sonrası yayına telefonla bağlanıp adını vermek isteyen bir izleyici ise İngilizcesi biten muhabire destek bahanesiyle röportaj yapılan voleybolcuya yürüdü. Ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Tarafların en yakın zamanda İngilizce kursuna gidip ona kadar saymaları bekleniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şok yok. Yokluk canına tak etti. Çekim yapan muhabirlerimizden hayırlı bir kısmet istedi. Evlenmek istiyorum. 14 yıldır bekarım. Ne kadar uğraş verdimse olmuyor. Ben 65 yaşındayım. 6-7 lisan biliyorum. I want to marry. Evlenmek istiyorum. Galeyana gelen bekarlar evlendirme dairesine yürümek isteyince güvenlik güçleriyle bekarlar arasında arbede yaşandı. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Arbede sonrası ağzıyla burnu yer değiştiren bir bekarsa mikrofonlarımıza ateş püskürdü. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor? Bilmeyim hanıma, hepinize de bir tekmik olsam var ya yuvarlarım atarım ha. Yaralı bekara destekse kim vurduya giden arkadaşından geldi. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Ajitasyonda sınır tanımayan müzmin bekarlar yedikleri meydan dayağıyla adeta duygu sömürdü. Hep bana vurdular, acımadan Vurmayın dedim. Son dakika. Bir vatandaştan kurumamış betona ayak bastı. Harçapan ustaysa ayak basan vatandaşın ağzına spatula soktu. Spatulalı vatandaşsa ağzındaki malayla ilk kez bize konuştu. 5 yıldır basıyorum betona. İsim yazmadığım, kalp dizip ortasından ok geçirmediğim kurumamış beton kalmadı. Ben yapıyorum. Siz yapmayın. İtfaiye ekiplerinin vatandaşın ağzındaki spatulayı çıkarma çalışmaları devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir olay daha yaşanmasın. Eltisini çemkiren bir vatandaştan hızlı konuşma rekoru kırdı. Hikayede durmadan inandırıcılık arayarak bencil meraklarını tatmin etmeye çalışacağına bari Berat'ın yardım ihtiyacına cevap vermeye çabalayan ve maalesef senin gibi kendi egosunun gölgesinde yaşadığı halde etrafını bencillikle suçlayıp durmayan insanların yolu tıkamasan, ayrıca üstelik bir de sencil havalarda ortalıkta dolaşmasan daha iyi olmaz mı ya? Çemkirmeyi duyan Elti ise rap yapan akrabasını ve kocasını bize şikayet etti. Al dedi çocuklara, dedi çocuklara istiyorsan dedi kendini, dedi al kendini, dedi git, dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam, dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi, ne yaparsan yap kızım sen dedi, al kendini git dedi, ben çekecek halim yok dedi. Evet değerli dinleyenler, çok şükür bültenimizin sonuna geldik. Siz de gördüğünüz olayların haber olmasını istiyorsanız DM'den bana yürüyün. Instagram Adem Kılıçalan. Bir sonraki Adem Haber bülteninde görüşürüz. Hoşça kalın.